İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 21. oturumu gerçekleşti. Birleşmiş Milletler, Bakü'nün politikasının suç ortağı oluyor. Ahalkalak'ta Ulusal Kostüm Günü. 19 Mayıs 1919, Pontus halkının katliam emrinin verildiği gün. Hadrut, işgal altındaki anıtlar başlıklı sergi Stepanakert Kültür ve Gençlik Sarayı'nda açıldı. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki bazı anıtlar devlet desteğiyle restore edilecek. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 21. olağan oturumu 18 Mayıs 2022'de 15 milletvekilinin katılımıyla gerçekleşti. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin iç tüzüğü çalışmalarıyla ilgili ana konular tartışıldı. Oy birliğiyle 2022-03-12 sayılı Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan devletler adlı kanun tasarısı kabul edildi. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 7. toplantı oturumunun güncel konuları tartışıldı. Ulusal Meclis Milletvekili Pablo Taylanyan'ın Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin kurulması vesilesiyle farklı ülkelerin parlamento başkanlarına hitaben yazdığı mesaj kabul edildi. Sonunda bir sonraki oturumun gündemi kabul edildi. Bakü yönetimi işgal altındaki Ermeni Şuşi kentinde uluslararası bir konferans düzenliyor. Konferansa Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos katıldı. Şuşi konferansına katılan Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı, Birleşmiş Milletleri Bakü'nün Ermeni medeniyetini ve kültürünü yok etme politikasının suç ortağı haline getiriyor ve bu Birleşmiş Milletler'in ilkelerini ve yetkilerini ihlal etmesiyle Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı 2020 terör savaşından sonra gerçekleşiyor. 2019 yılında Ermenistan Cumhuriyeti, Bolivya, Mısır, İran, Irak, İtalya, Yunanistan, Peru ve Çin Dışişleri Bakanları ile beraber Kadim Medeniyetler Forumu adlı Birleşmiş Milletler toplantısına katıldı. Orada Azerbaycan söz konusu değildi. Medeniyetler İttifakı'nın 21 Eylül 2004'te İspanya Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero'nun girişimiyle 59. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kurulduğunu hatırlatalım. 18 Mayıs'ta Ulusal Kostüm Günü Ahalkalak'taki Hasbahçe Şehir Parkı'nda kutlandı. Kutlamaya Ahalkalak'tan Murcin ve Cavak adlı iki dans grubu katıldı. Ahalkalak'taki insanların ulusal kostümlerin daha çok sahne kıyafeti olduğunu düşündükleri için günlük hayatta ulusal kıyafetler veya ulusal Ermeni kıyafetleri giymek adet değildir. Bu şenlik Ahalkalak'ta birkaç yıldır kutlanmaktadır. Murci adlı dans grubu başkanı Georgi Metreveli, "O gün sadece ulusal kıyafetlerle sokağa çıkmakla kalmadık, aynı zamanda bu Gürcü ve Ermeni dansları ile bir kutlama oldu. Ondan önce tüm konuklarımızı milli kıyafetlerle gelip bugünün sadece seyircisi değil katılımcısı olmaya davet ettik. Bu kıyafetlerle birlikte dışarı çıkmak başka bir zevk. Bu etkinlik zamanında bu tür kıyafetler giyen atalarımıza saygıda bulunmak gibi bir şey," dedi. 1894'te Osmanlı Devleti Sultanı 2. Abdülhamit ile önce Ermenilere yönelik olarak başlayan, 1915'te İttihat ve Terakki ile devam ettirilip Mustafa Kemal tarafından tamamlanan Müslüman Türk olmayanların imhası projesinin en önemli aşamalarından biri olan Pontuslara yapılan soykırımı Pontosit'te 19 Mayıs 1919 tarihli dönüm noktasıdır. Devletin resmi tarihince Sultan Vahdettin'e isyan bayrağı açarak Anadolu'da işgalcilerle savaşmak üzere Samsun'a çıktığı söylenen Mustafa Kemal'in söz konusu yolculuğu hem padişahın izni hem de İngiliz vizesiyle gerçekleştirdiği yıllar sonra ortaya çıkan gerçekti. Samsun'a ayak basar basmaz ilk iş olarak Topal Osman, İpsiz Recep gibi çetelcilerle görüşen Mustafa Kemal, İstanbul'dan yanında getirdiği 34 subayıyla birlikte bu çetelere Pontusluların katliam emrini verdi. 1911'den itibaren sistematik olarak devletçe göç ettirilen ve katledilen Pontuslulardan tüm bu politikalar sonucunda 150 bin kişi yaşamını yitirmişti. 1919'dan itibaren 1923'e kadar ise katledilen Pontusluların sayısı 350 bini buldu. Karadeniz'in bu en kadim halkı devletin yeni sahiplerinin emriyle yapılan katliam sonucu coğrafyadan neredeyse tamamen silindi.
Uluslararası Müzeler Günü'ne adanan etkinlikler Ermenistan Cumhuriyeti'nin ve Artsakh'ın 125 müzesinin katıldığı Pan Avrupa Etkinliği Müze Gecesi ile 21 Mayıs'a kadar devam edecek. 18 Mayıs'ta Stepanakert Kültür ve Gençlik Sarayı'nda Hadrut İşgal Edilmiş Anıtlar başlıklı sergi gerçekleşti. Fotoğraflar Azerbaycan'ın işgal ettiği Hadrut topraklarındaki harika anıtlarımızı gösteriyor. Artsakh Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Anahit Akopyan, müze çalışanlarını tebrik ederek bu resimlerde anıtlarımızı, değerlerimizi, kaybettiğimiz topraklarımızı yeniden keşfetmeye çalışıyoruz. Umut dolu bir gün daha büyük bir Ermenistan'da yaşama hayalimizi gerçekleştirerek topraklarımızı geri alacağımıza inanalım, dedi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde devlet bütçesiyle 2022 yılı için öngörülen tarihi ve kültürel anıtların restorasyon çalışmaları başlıyor. Proje çerçevesinde Tavuş bölgesindeki Goş köyünün Goşavank Surp Aspazat'ın kilisesinin çatısı, Lori bölgesindeki Kobayravank kilisesinin yemekhanesi, Alaverdi şehrinin Sanahin Manastır kompleksinin Surp Armenapırgıç kilisesi de dahil olmak üzere Tavuş ve Lori bölgelerinin bir dizi anıtları restore edilecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Varujan Markaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Keler Toler adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.